spor alanlarından bahsetmişken bu işin biraz daha böyle karanlık ama o kadar da karanlık olmaması gereken yüzüne doğru çevirelim yüzümüzü. Hattımızda Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi'den uzman klinik psikolog Çağrı Beyaz var. Merhabalar efendim. Merhabalar. İyi yayınlar dilerim. Merhabalar. Çok teşekkür ederim Çağrı Hocam. Hocam şimdi öyle bir zaman yaşıyoruz ki herkesin canı burnunda böyle ne söylediğimiz, ne yaptığımız belli değil. Ve geçtiğimiz günlerde de bunun da örneklerini gördük. Şeyde spor alanında inanılmaz şiddet olaylarıyla karşılaştık. Birazcık bu şiddetin şeyine gitmek istiyorum, kökenine, kaynağına gitmek istiyorum sizinle. Tabii ki maalesef dediğiniz gibi İzmir'de yaşanan olaylar toplumsal olarak hemen hepimizi etkiledi. Bununla ilgili gerek medyadaki basın görüntüleri gerek bunlarla ilgili konuşulanlar hemen hepimizin naçizane malumu. Şimdi bu noktada şiddet ve saldırganlıkla ilgili ifade ettiğimiz üzere kökenli indiğimizde şimdi şiddet aslında çok temel bir dürtü, insani bir dürtü. Yani savunma mekanizmalarımızdan bir tanesi saldırganlık, şiddet dediğimizde. Fakat bunun ortaya çıkıyor olmasının tabii ki bizim için fayda sağlayabileceği zamanlar var. Ama bunun otokontrolünün olması da bu anlamda çok önemli. Yani tehlike anında, tehdit altında bireyin kendisini savunabilmesi, koruyabilmesi adına şiddet davranışı onun faydasına olabilmekte. Ancak bu gibi durumlarda özellikle sporda yaşanan bu son konularda olduğu gibi durumlardaki şiddet ve saldırganlık kontrol altına alınması gereken problemli bir durum. Yani şiddet bireyin kendisine, başkasına, belirli bir topluluk veya gruba yönelik yaralama, ölüm, fiziksel veya duygusal zarar, bazı gelişim bozuklukları veya yoksunluklarıyla sonuçlanabilen tehdit, fiziksel güç kullanma olarak tanımlayabiliriz aslında. Çağrı Hocam, bu şiddetin mesela otomatik olarak ortaya çıktığı durumlar var. Yani insanın biraz o düşünme yetilerinin ötesine geçip düşünmeden tamamen şiddete yöneldiği durumlar var değil mi? Biraz buradan girelim ki daha sonra bunun tersi olan durumlarda durumların sebeplerine de bakabilelim. Yani dürtüsel dediğimiz tarafları var. Yani kontrolün çıkması. Şimdi öfkede de aynı şeyi söyleyebiliriz zaten temelinde öfkeye tabii ki. Buna neden olan birçok etken var. Şimdi dediğimiz gibi şiddet ve saldırganlık konusunda o otokontrolün kayboluyor olması, bireyin kendisini yeterince iyi tanıyamaması, anlayamaması, anlamlandıramamasından çoğunlukla ortaya çıkabiliyor. Sonrasında öfke kontrolü, yani öfke veya şiddet aslında dediğim gibi temelde bizim için faydalı olabilecek olan bir şey ama sonrasında bunun kontrol edilememesi, zarar verici noktaya geliyor olması üzerine düşünülmesi gereken bir taraf aslında. Anlıyorum. Yani bunu şunun için soruyorum Çağrı Hocam. Şimdi mesela ben Trabzon'da maç seyrettim. Gerçekten de çok merak ediyordum oradaki tribünde seyirciler nasıl davranıyorlar falan diye. Yanımda oturan abi o kadar parladı ki, hani bu biraz da Karadenizli olmanın sanırım getirdiği bir şey. Sağ ayakkabısını çıkarıp sahaya attı. Ayakkabısını da attı. Dedi ki ya hay Allah ya, yine sinirlendik, bak görüyor musun? Yine eve ayakkabısız gideceğim dedi. Şimdi hani bunu bir derece anlayabilirim. O anda bir geldiler abiye. Bir hey heyler. Belli ki her hafta geliyor abileri burada o hey heyler. Fakat şimdi bunun karşısına şunu koyuyorum. Bir ambulans şoförüyle anlaşmak. Oraya böyle gizliden gizliye patlayıcı maddeler yerleştirmek, onu tuvaletten gizlice gidip almak, oradaki insanları dağıtmak filan, bu şiddet ve öfkeden farklı bir şey sanırım değil mi efendim? Şimdi bu evet, dediğiniz gibi burada aslında hani o taraftarlık, iki tip taraftarlık vardır diyebilirim. Birisi tüketici taraftar, bir diğeri de aktivist taraftar. Yani aslında evet, tüketici taraftar dediğimiz bu işin sporun doğası gereği aslında olması gereken sınırları içerisinde kalan, bundan keyif alan, grubu kastedebileceğimiz kısmı bu grupta. Bir diğeri de aktivist taraftar. Yani aslında o sporda mücadele edilen takımı kendi böyle benliğinden sayabilen, kimliği haline dönüşebilen taraftar grubu var. Yani burada aslında o psikoloji üzerine biraz daha hareket etme, yani aktive olabilme dediğimiz, işte holiganlık ve holiganizmin çıkış noktasının dediğimiz kısmı burayla açıklayabileceğimiz tarafı, yani aktivist ve tüketici tarafta farklı. Bu işin seyirci mi yoksa seyirciliğin ötesine geçip biraz daha işte saldırganlık, işte kazanma kaybetme üzerine, o dürtü üzerine kurgulanan
mekanizmayla hareket edebilen tarafı aslında. Anladım. Peki bu dürtü nedir? Yani mesela eskiden spor sergi sarayı vardı Taksim'de, Harbiye'de. Orada ben kaldırım taşlarının havada uçabildiğini ilk kez orada görmüştüm. Ama onu yapanların arasında doçent doktorlar vardı. İşte ne bileyim profesörler vardı. İşte ne bileyim orada köfte satan adamlar yan yana durup bunlar bu söylediğiniz aktivizmi gerçekleştiriyorlardı. Yani bu insanları motive eden şey nedir efendim bu tür şiddete yönelmek için? Yani bu takıma öylesiye bağlılık diyebileceğimiz bir şey. Vandalizm sonunda ortaya çıkan bir şey aslında. Bu noktada... Hayır, normal kendi hayatlarında bu adamlar bir çiçeği incitmez insanlar. Ama yani takım forması giyince bir anda başka bir başkalaşım gösteriyorlar. İşte dediğim o benlik algısı. Yani o kimlik dediğimiz bu politikada, siyasette de karşımıza çıkabilecek bir durum. Yani takımı aslında kendinden bir parça gibi görme, görebilmeye yönelik bir eğilim aslında bu. Böyle bir tutum karşısında aslında ortaya çıkan davranışsal taraflar var. Peki nasıl engellenebilir bu? Yani biz hani elimize sihirli değnek olsa neyi değiştirerek bu şiddetin ortadan kalkmasını sağlayabiliriz? Yani bununla ilgili şöyle aslında çok yönlü ele alınması gereken tarafları var. Muhakkak. Hukuki tarafı var, yaptırımsal tarafı var veya işte yaptırımdan daha ziyade olumlu anlamda pekişmesine, yani bu davranışların ortadan kalkması noktasındaki takviye ve destekler de olabilir. Ama genelde baktığımızda bu birkaç boyutta ortaya çıkabilecek etkinliklerle de değiştirilebilir. Aileyle ilgili, yani şiddete meyil aslında ilk etapta bireyin aile içerisindeki karşılaştığı durum, manzara, ebeveynlerin tutumları dolayısıyla oluşabilen bir şey. Evvela ailede başlıyor diyebiliriz bu konu. Bir diğeri eğitim hayatında, yani öğretmenler, eğitim öğretim durumundaki bireylerin daha sağlıklı yetiştirilebilmesine yönelik bir aslında pedagojik süreç hazırlığı, yani gerekirse Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı'nda işbirliği içerisinde okullarda da olabilecek şekilde, hatta bunun dışında da taraftar dernekleriyle de bakanlıkların koordineli olması bu noktada engellenmesinde önemli bir etken diyebiliriz aslında. Hukuki tarafı da var tabii bu işlerin. Onlar ayrı tarafları, bunun hukukçular daha iyi zannediyorum ifade edebilir. Evet, evet. Ben tamamen bu işe psikolojik açıdan sizin yaklaşımınızı merak etmiştim. Peki şöyle söylersek çok yanılıyor olabilir miyiz efendim? Hani düdüklü tencere vardır. Düdüklü tencerenin mantığı içeride büyük basınç biriktirerek yemeği daha hızlı pişmesini sağlamaktır. Ama o biriken büyük basıncı da çıkartmak için o ismini veren, o tencereye ismini veren düdük ara ara böyle o dışarıya o buharı atar. Acaba bu spordaki şiddet, toplumda yaşanan şiddetin birazının dışarıya atılması için bir iyi bir şey olarak görülebilir mi? Ya da çok mu iyimser davranıyorum konuya bilmiyorum. Evet evet, dediğiniz gibi aslında spor bu anlamda iyi yönlendirilebilirse kişinin hani o doğuştan getirdiği şiddet ve saldırganlık dürtülerinin açığa çıkmasını ama kontrollü bir şekilde açığa çıkıp devam ettirilmesinde iyi bir olanak sunabilecek bir nokta. Ama tam tersine de dönebiliyor maalesef yaşanan olay durumlar. Oradaki işte dengelerin kuşatılması. Bu arada sporla ilgilenen ve ona seyirci olan grupların da psikolojisi bu anlamda biraz daha farklı olabiliyor. İşte spordan doğrudan ilgilenenler bu anlamda hani rekabetin getirdiği duygular dolayısıyla da bunlar içerisinde bulabilirler. Seyircilerin de biraz daha işte içerisinde bulundukları durum, onları yönlendirenler, basın, işte kulüp yöneticileri, bunların olan bitenin hepsiyle birlikte o taşmayı yaşamaları daha olası aslında. Yani sporcular belki bir açıdan dediğiniz gibi bu konuda bu saldırganlık dürtülerini sporun aracılığıyla açığa çıkararak bir nevi o rahatlama ya da o durumda bir boşalma dediğimiz durumu yaşayabilirler ama seyircilerde şiddete yönelik işte taraftarlık, o tüketici taraftarlık dediğimiz kısımdaki davranışlarla aslında bunu açığa vurabiliyorlar. Ya beni korkutan tek tarafı şu efendim, gerçekten de dediğim gibi doktorlar, profesörler, iş adamları vesaireler tanıyorum. Ama şunu üzülerek görüyorum ki bu insanlar arasında, bu kadar mantıklı ve şuurlu insanlar arasında şöyle bir şey yaşanıyor. İşte Fenerbahçeliler mesela, ben Trabzon'a tatile gitmem diyorlar. Ya da Trabzonlular, ben Fenerbahçe formalı birini görürsem işte şunu yaparım, bunu yaparım diyorlar. Dediğim gibi bunlar toplumsal seviyesi çok yukarıda olan insanlar. Yani spor taraftarlık vesaire insanları inanılmaz köreltiyor. Bu beni çok korkutuyor. Yani bir sonraki adımda neler olabileceğini düşünmeden hareket ediyorlar gibi geliyor bana.
Evet, yani dediğiniz gibi hani bunun eğitim seviyesinden daha ziyade şiddeti, öfkeyi kontrol eden kişinin becerisiyle ilgili bir bilgiye ulaşabiliriz bu noktada aslında. Yani eğitim tabii ki öfke ve olumsuz duygularımızı tolere edebilme, onlarla baş edebilme becerimizi artırabilecek tarafları da vardır. Ancak tümüyle de hemen hepimiz bunu yapabiliriz. Her eğitimli kişi saldırganlık ve öfkeye yönelik davranışlarını kontrol altına alabilir demek de oldukça... Diye bir şey yok. Evet, böyle evet, bir şey diyemeyiz. Evet. Yani bu öfke duygusunda da, öfke tabii ki temel bir duygumuz. Ama öfkenin davranışa döndüğü noktalarda işte problem buradan kaynaklanıyor. Yani kültürümüzde öfkeli olmak, sinirli olmak aslında bir tarafıyla hoş karşılanmayan da bir şey. Öfke aslında temel bir duygu. Bunu hissediyor olmamız çok normal. Ama daha ayıp ve günah değil ama işte biraz kontrol altına alabilsek süper evet, olurdu. Çağrı Hocam gerçekten çok çok önemli şeyler söylediniz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Evet. Sağ olun efendim. Üsküdar Üniversitesi NP Eğitiler Tıp Merkezi'nden uzman klinik psikolog Çağrı Beyaz'la konuştuk efendim. Bu sporda taraftarlıktaki öfkeyi.